Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz harikalar diyarına. Gelin şöyle bir tokalaşalım. Bayağıdır tokalaşmıyorum sizinle. Nasılsınız? Umarım evsizdir kardeş. Bilirim, hepiniz evsiz zaten ben. Bugün arkadaşlar kümesimdeyim. Her zaman kümesimdeyim de kardeş. Bugün akşam kümesteyim şu an. Ve akşam saatlerinde bizim bir tane seramamız var, tamam mı? Seramamız gurk düşmüş. Hem bu gurku göstereyim. Harikalar diyen de başka gurklar da var yeni. Onlardan da yine bahsedeceğim. Bu sene yıldık gurktan. Tam dedik ki bütün gurkların işi bitti. Artık gurk görmeyeceğiz. Çok rahatız falan derken yine etraf gurk dolmaya başlamış. Bugün sizlere böyle seramalarımı gösterirken gurk tavuğumuzu da göstereceğim. Sözde babam gurk var dedi. Öyle videoya başladım. Yani hiç sizlere de arkadaşlar göstermedim açıkçası. Var mı yok mu ben de bilmiyorum. Sadece babam olduğunu söyledi. Şu hayvanın ötüşüne bakılırsa bir gurk sesi var şu an içeride. Yani gurk olduğunu belli ediyor hayvanımız ama herhalde kalkmış olabilir. Şimdi birlikte gidip bakacağız ki gerçekten de kalkmış mı gurk muydu. Bakalım hadi bismillah içeri doğru giriyorum. Burası kafeslerimizin arasında en sıcak kafeslerden biri arkadaşlar. Aynen. Şu gurkumuz ses çıkartmasına bakarak anlayabiliriz. Bu da bizim iki tane yumurtamız. Tamam çok şükür yavrumuz da burada bu arada. Bu da yeni yavrularımızdan. Bu da güzel bir şekilde halletmiş. Tamam iyi yumurtalar soğumuş. Çok iyi abi. Dikkatli bir şekilde seramalarım buradan şimdi kır diye. Çok hiç iyi olmadı bu. Bu durum hiç iyi olmadı. Bu serama tavuğu nasıl çıktı dışarıya ya. Saramayı dışarı kaçırtırsak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Tekrar içeri sokarız. Aynen ben sizin canınızı yerim. Değerli kardeşlerim nasıl? Güzel mi seramalarımız? Ben seramaları seviyorum. Kümesimde de seramayla birlikte bildiğiniz koskoca bir kümes oluşturacağım. Serama ırkı olacak sadece içeride. Bayağı böyle karman çurman iki kafes falan oluşturmak istiyorum seramalarla. Gerçekten çok çok hoş hayvanlar. Bağışıklık sistemleri güçlü. Keyifleri yerinde abi. İnşallah öyle de devam edecek diye düşünüyorum. Şu an 3 tane beyazımız var. Bir tane böyle farklı daha cücü öbürlerinden ama çok güzel. Horozumuzun rengine zaten hastayım. Maşallah. Aynen bir tane annemiz var burada yavrusuyla birlikte. O da büyüyor. Yavrusu da muhtemelen tavuk gibi duruyor arkadaşlar. Zamanla hepsini görüp öğreneceğiz tabii ki. Kızım sen ne yapıyorsun? Sen burada ne var ki ne yiyeceksin ha? Taşları yiyor bak bak. Bak hele bak. Ben seni yerim. Aynen aynen. Ne yiyeceksin ye. İçeride de var onlardan ama. Ne kadar aç gözsünüz size ya. Ha? Sen ne kadar aç göz bir seyama oldun Selül'e. Ne güzel tavuksun sen maşallah maşallah. Seviyorum ya. Ben bundan ya acını bunun ya. Tamam yumurtalarımızı en azından aldık. Onları kümese geri götüreceğim. Şurada duruyorlar. Şimdi benim amacım diğer kümesleri de yavaştan hem kapatayım hem de sizlere diğer gurk tavuğumuzu da göstereyim. Bu gurk tavuğumuz kalkmış arkadaşlar. Yani kalkacağını düşünmüyorduk ama dedim belki yakalarım videoda gösteririm yatarken de ama kalkmış vaziyetini sizlerle paylaşabildim. Onu yine gelen bir kamyona karşı bayağı bir heyecanlı gördüğünüz gibi. Canım benim. Ben buradayım ya. Herifrik ediyor aslında. Artist. Ha? Dur şimdi bak. Bak bak. Şuradan daha güzel görüyor. Ben seni yerim yer. Artist. Bak bak bak. Tilki kırması sana ha. Ne oldu pony? Ne oldu kızım? Kim var oyda? Bir yandan korkuyor, bir yandan da bir şeyler yapmak istiyor. E ben de buradayım ya hani. Baba. Tamam daha fazla göstermeyeceğim. Kızlar içeri girebilirsiniz. Bunlar Klim Neybar. Aramıza yeni gelen abonelerimiz bilmiyor tabi. Mavi yumurta salıyorlar. Bunu belki 20.000 sefer söylemişimdir yani. Şimdi bunları içeri edeceğim arkadaşlar. Girmeler lazım zaten. Akşam oldu. Hadi çocuklar içeri girin. Girin ki ben de kapıyı kapatıp gideyim. Normalde kapatmam arkadaş. Şşt, hadi. Şşt. Normalde kapatmasam da olur ama gece yırtıcı bir hayvan gelirse şu dışarıdaki torları yırtabilir. O nedenle de içeri girmeler lazım. Hadi. Şşt. Tavukları içeri ederken çok sakin hareket etmelisiniz. Hayvanların ani bir ürkmesi demek emin olun bütün hayvanların sağa sola kaçışmasıyla sonuçlanır. Ve bu durumda
sizleri bayağı bir sinirlendirebilir. Daha içeri edemezsiniz çünkü hayvan. O yüzden tavukları içeri ederken oldukça uysal hareket etmelisiniz. Yavaş hareket etmelisiniz. Ve tavuklara düşünecek vakit bırakın. Biraz düşünsünler. Bazı yetiştiriciler de görüyorum ben bu sıkıntıyı. Adam o kadar feyfi hareket ediyor ki hızlı bir şekilde. Bu sefer hayvanlar ürkünce de kızıp yani hayvanlara şiddet bile uygulayan olabiliyor. O yüzden hiç gerek yok. Çünkü bunlar hayvan arkadaşlar, anlamaz ki. Ne olduğunu anlayamaz. Düşünme idrakı yok hayvanın, ama onlara biraz fırsat verirseniz kendi kapasitesinde emin ol düşünecektir. Şurada birazcık beklerseniz hayvan birazcık durur. Bir bakar ki herhalde içeri girmemi istiyor gibisinden içeri girer. Ve böylece de durumu kökten çözmüş olursunuz. Pony şu an laylanların üstüne çıkmış. Kendince uzaktan olayı izliyor. İzle kızım sen benim, aslanım benim. Bakın diğer grubumuzun yanına geliyorum. Bizim Pamuk bayağı işi çözdü arkadaşlar. Bakın maşallah. Pamuk böyle ailesini almış arasına. Kızım benim, seni canım yerim. Bütün civcivler de yanında. Maşallah. Kapıyı kapatıyorum, tamam. Ama sen biraz iri kıyımsın yani. Nasıl sıkırsın ben anlamadım artık. Hemen kapımızı kapatıyorum. Sabahtan zaten tekrar alacağız. Şimdi onları da içeri edelim arkadaş. Hayvanların hepsi anormal bir tüye girdi. Havalar soğumasıyla birlikte bu tüy oranı bayağı bir arttı. Artık hayvanlar tüy değiştirmesi lazım zaten. Yavaş yavaş da değiştiriyorlar. Hadi şşşt. Şşşt. Bizim Bay Geveze'yi hatırlıyor musunuz? Hele tipine bakın. Bütün tüyler dökmüş, kendinden geçmiş hayvan. Hadi şşşt. Bak hafiften hayvanları ürkütüyorum ama kendileri zaten durumun farkında. Üstlerine doğru koşsam emin olun burada büyük bir kargaşa çıkar ve içeride girmekte zorlanırlar. Bu da sizi yorar. Bu konuya niye bu kadar baskı yaptım? Birkaç sefer öyle yetiştiriciler gördüm. Tavuklar içeri ederken sabredemeyen yetiştiriciler hayvanlar sağa sola kaçışında çok sinirlenir. Halbuki gerek yok. Ama ben sizi canınızı yerim kızlar. Ne yapıyorsunuz dışarıda? He? Hadi içeri girin. Wyandotte kırması, Clean Neighbor karışımlı. Hayvanlarımız da burada. Kendi üretimimizde. Hatta sizlerden aylarca saklamıştım bu durumu. Sonrasında gösterdim. Görüyor musunuz? Büyüdükçe daha da renkleri daha olgunlaşıp dolgunlaşıyor. Ve şirinlikleri de artıyor. Çok tatlı değiller. Maşallah. Hadi bakayım. Sen de içeri gir kızım. Hadi şşşt. Bak sakin. Yavaş. Hadi şşşt. Şu an mesela bu hayvanımız çok tedirgin oldu. İçeride muhtemelen rütbe olarak bundan üstün biri var. Ve ondan korkuyor. İçeri girmek istemiyor. Ama biz bunu içeri sokana kadar devam ettireceğiz. Demeye kalmadı. İçeri girdiler zaten. Şöyle bundan da kapısını kapatayım. Hey gidi. Hey. Evet. Hadi bismillah. Bu da tamam. Şimdi şöyle öbür kafeste de devam edelim. Burayı kapattık mı kapatmadık. Bir tane kurkumuz da burada var. Brahma. Hatta ikisi de kurku olmayı düşünmüş. Aynen, iki tane kurkumuz daha var. Bir 60 günde bunlar yatar arkadaşlar. En son böyle bir video çekmiştim, hatırlar mısınız? 60 gün boyunca kurk düşen tavuklarımızı göstermiştim. Bugün görüyoruz ki yine iki tavuğumuz, iki kurkumuz var. Serama'yla birlikte 3 oldular. Orada demin tabii Serama'yı yakalayamadık. Yatarken bir tane tavuğumuz var. Bu normal. Çok şükür kurk değil. Bu yıl Brahmalar beni bezdirdi arkadaşlar. Neden diye sorarsanız gerçekten yatırmak istemiyorum. Şu an hele hiç. Çünkü kış üzeri kurk yatırmak çok da mantıklı değil. Yatıracaksanız bile hayvanın yerinin sıcak olması lazım. Civcivler yoksa çok yavaş gelişirler. Yavaş gelişen civcivler de uzun sürede büyüyemez ve ölürler arkadaşlar. Ölmelerini istemiyorsanız onlara olan inancınız nasıl bilmem ama bakamayacaksanız kesinlikle denemenizi önermiyorum. Denemeyin. Sultanlarım, canlarım benim. Beyaz sultanlayım benim, hoşlanlayım benim, hoşlanlayım. Maşallah size de. Çok şükür. Çok şükür bu sene sultan da kaybımız yaşadık. Çokça yaşadık sultan kaybı ama sıkıntı şimdilik yok arkadaşlar. Bunlarda çünkü bir hastalık kaptı. Çok şükür kurtardık. Bir de kekliklerimize bir bakın isterseniz. Kekliklere de hızla büyümeye devam ediyorlar. Keyifleri de oldukça yerinde. Suları yine var çok şükür. Hayvanlarımız gayet sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Bu konu hakkında, bakım konusu hakkında da
Eğer güzel yorumlarınızı görürsem, beğenilerinizi görürsem çok yakında Harikalar Diyarı'nda bir civcive doğal ilaç nasıl yapılır? Bunlara biz nasıl bakıyoruz da ölmüyorlar? Nasıl ilk 15-20 günü sapasağlam atlattırabiliyoruz civcivlere? Onun en büyük püf noktasını sizlere anlatacağım detaylı olarak. Tam bir bilgi videosu olacak aslında. Biliyorum bilgi dolu videoları çok sevmiyorsunuz. Tabi aranızda sevenler de var. Onun da farkındayım arkadaşlar. O yüzden herkese hitap edebilmek için, birilerine bu konuyu anlatabilmek için, onlara bir şeyler kanıtlayabilmek için elimden geldiğince bilgi dolu videolarda paylaşacağım. Pes etmedim abi, pes etmem de. Sizlere her şeyi anlatacağım inşallah. Pony içeri kaçtı arkadaşlar. Muhtemelen bir şeyden korkmuş olmalı. Bizim pony anlayamadığı, anlam veremediği şeylerden korkuyor maalesef. O yüzden korkunca da yuvasına saklanıyor. Bak uzaklaşıyor ortamdan. Pony sen kimden korktun kızım? Pony buraya gel. Pony. Pony nereye gidiyorsun? Canım. Gel. Gel kızım gel. Gel bak seni sevim mi? Korkuyor pony şu an. Neyden korktun kızım? Dur pony. Dur sevim seni bir tane. Herkes bak seni sevmemi istiyor. Aynen ben seni tilki olduğum biliyorum. Hiç inkar etme. Tilki ponim benim. Aslanım benim. Sen tilkisin ha biliyor musun? Tilki ponim benim. Canım kızım benim. Evet arkadaşlar bu da pony. Pony'nin cinsini soranlar var. Arkadaşlar bakın. Türk palisi olarak geçiriyor. Zağar olarak geçiyor bu ırklar. Ve bu aslında Türk finosu var ya. Orijinal Türk finosu. Finoyla kırdırılmış bir cins. Anladınız mı? Aslında fino kırması bir hayvan. Ama finoya göre biraz daha kalıplı. Boy olarak finoyla aynı. Ama kalıbı, böyle cüssesi falan finodan daha kalın. Daha farklı özelliklere sahip. Aşırı uyanık. Tam tilkiye dayalı. Tam bir kümes hayvanı. Alarım olarak muhteşem. Kimseye yaklaştırmaz. Herkese bağırır, çağırır. Öter. Yani siz evdeyken emin olun kümeste olan biten her şeyden haberdar olursunuz. Aynı zamanda da tilkilere karşı, çakallara karşı da oldukça etkili bir hayvan. Diğer yandan bütün yırtıcılara karşı. Kümesinize yılan bile girse ona bile karşılık çok rahat verebilen. Kartal veya da farklı yırtıcı, en önemlisi de sansar zaten. Yani gelincik. Onlara bile karşı koyabilen, onları kümese yaklaştırmayan bir hayvanımız. Çoğu zaman poniye biz burayı rahatça emanet edebiliyoruz. Şimdi tavuklar içeri girmesi için bir şeyler yapmalıyım diye düşünüyorum ama hiç içeri giresi yok bunların. Ataksılar, bakın yumurta tavuğu dinlemem. Hep bize güzel güzel üniteler sağlarım. Düdüklüyü bilir misiniz? Bizim evde bir düdüklü var. Tanıştınız mı siz onunla? Şakası bir yana bizim ataksılar da tam karanlık çökmeden içeri girmezler. Gelin şuraya küçük de bir bilgi birikimi atayım. Tavuk kafasına ışık vurduğu sürece yemiyor. Kesinlikle doymaz. Önde bulunan kursakları yemliktir. Mide değildir arkadaşlar. Aynı develerde bulunan hörgütler gibi, su dolu depolar gibi tavukların da önlerinde bulunan yem kısımları yemlik depolarıdır. Tavukların asıl midesi içeridedir. O yüzden tavuklar doymaz. Akşama dek o yem deposunu doldurarak 72 saat boyunca da aç kalabilen hayvanlardır. Yani gün içinde aslında depoladıkları yemliği tüketiyorlar gece sabaha kadar. O yüzden doyurmak mümkün değil. Sabahın ilk saatlerinden akşam karanlığına kadar hayvanlar sürekli yem yer. Hele yumurta tavuklarında bu durum daha fazladır. Tek bir tavuk için 130 gram yem yeterlidir. Bir tavuk 130 gram yem yerse gün içinde ona yeterli gelecektir bu meblağ. Su olarak da yine 75 milim ile 120 milim arası bir su kaynağı da yine tavuklar için gayet yeterlidir dedik. Ve Harikalar Diyarı'nda sonuna geldik. Bütün kümesleri kapatacağım. En son burayı kapatırım muhtemelen. Ben ön tarafı da kapatacağım birazdan arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere, değerli kardeşlerime kurt tavuklarımı göstermek istedim. Seramamızı göstermek istedim. Ve yine başımız kurtlarla belada demek istiyorum arkadaşlar. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Bayağı seri konuştuk. Sağ olun, var olun. Aşağıdan videomuzu beğenip yorum düşerseniz çok makbule geçer. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.